Merhaba arkadaşlar. İlk şimdi bu videomuzda da ilk iki videonun devamı şeklinde. Yani şöyle hemen düşünelim. Biz aslında hani bunu iki video ile bitirebiliriz diye düşündük. Ancak 10 dakikayı geçirmemeye çalışıyoruz. Bir üçüncü videoya sarktı burada. Şimdi bağımsız örneklem t-testi ya da Mann-Whitney u-testi. Yani şunu düşünelim. Hemen basitleştirirsek bağımlı ve bağımsız değişkenim var. Bağımlı değişkenim sürekli bağımsız değişkenim süreksiz ve iki kategorili olacak. Ve burada tek menüde Jamovi'de acaba normallik sağlanıyor mu? Homojenlik var mı? Şeklindeki şeyler ya da etki derecesi tek menüde yapabiliyoruz. Zaten ilk videoda göstermiştik. Buradan seçtik mesela bize seçtik ve karşımıza 3-4 tane tablo elde ettik. Şimdi bu tabloları nasıl yazacağız? Nasıl oluşturacağız? APA formatında bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sunumumuzu açalım. Sunumda şundan bahsedeceğiz. Evet. Verilerin analizi yöntem kısmında verilerin analizi kısmı var. Verilerin analizinde ben nasıl yazacağım bu soru için? Şimdi başlıyorum. Bakın yazmışız. Çalışmada öğrencilerin başarı düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için veriler Jamovi 1.6.11 programı ile analiz edilmiştir. Yani amacını yazdık ve kullanıldığı programı yazdık. Bu bağlamda öncelikle bağımlı değişken olan başarı puanlarının normallik ve homojenliği test edilmiştir. Normallik için çarpıklık katsayısı, homojenlik için Lewis homojenlik testi kullanılmıştır. Çarpıklık katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında olması Lewis homojenlik testi istatistiksel olarak anlamlı olmaması durumunda bağımsız örneklem t-testi, aksi durumda ise Mann-Whitney u-testi kullanılacaktır. Yani verilerin analizi kısmında ben sözel olarak anlattığım kısmı burada yazıya döküyorum. Çünkü anlattığınızın yaptığınızı karşıdaki okuduğunda net kafasında bir şeylerin oturması lazım. Çünkü şöyle düşünün. Makaleler de bir öğrenme kaynağıdır. Tezler de bir öğrenme kaynağıdır. Sizin çalışmanızı onlar okuduğunda öğreneceklerdir. Ve hadi bu bitti. Şimdi ikinci şeye geliyorum. Parametrik testlerde anlamlı farkın derecesini belirlemek için. Yani burada parametrik demişiz. Yani bu olmayabilir. Şurayı hemen silelim. Hatta şöyle söyleyelim. Evet. Anlamlı farkın derecesini belirlemek için Cohen-D hesaplaması yapılmıştır. Çünkü Jamovi Cohen-D'ye izin veriyor. Cohen-D karşılaştırılan ortalamaların birbirinden kaç standart sapma uzaklığını yorumlar. Yani mesela farklı ne kadar farklı? Şu kadar mı farklı? Bu kadar mı farklı? Bu kadar mı farklı? Yani standartsa şeye baktığımızda böyle bir durum var. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken nokta buradaki şey. Evet, ne kadar farklı olması. Evet. Şimdi bakıldığında Cohen-D puanları 0.02 ile 0.5 arasında olursa küçük, 0.05 ile 0.8 arasında olursa geniş, 0.0.08'den büyük olursa da pardon, orta diyecektim, yanlış söyledim. Yani 2 ile 5 arasında 0.0.2 ile 0.05 arasında olursa orta, 0.05 ile 0 pardon çok özür diliyorum, tekrardan toplayalım. Cohen-D puanları 0.02 ile 0.05 arasında olursa küçük, 0.05 ile 0.08 arasında olursa orta, 0.08'den büyük olursa da geniş olarak düşünülebilir. Evet. Şimdi bunu yazdıktan sonra burada evet bunu yazacağız. Bu standart bir şey. Yani ne yaparsanız yapın burada değiştirmeniz gereken bu verilerin analizinde 2-3 bir şey var. Şimdi peki ben bulguları nasıl yazacağım? Bulguları yazarken de şuna bakıyorum. Evet bulgular. Öğrencilerin başarı puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini bulmak için kullanılacak uygun analiz tekniğini bulmak için öncelikle başarı puanların normal dağılıp dağılmadığı çarpıklık katsayı ile hesaplanmış bu değerin eksi
-0,481 olduğu bulunmuştur. Net yazdık. Bu değer -1 ile +1 arasında olduğundan dağılımı normal olduğu görülmüştür. Bitti. Başarı puanlarının homojen dağılıp dağılmadığını bulmak için Lewis testi uygulanmış, sonuçlar tablo 1'de gösterilmiştir. Şimdi zaten tablo 1, bakın, Lewis testi APA'ya göre tablonun başlığı var, F değeri var. Şöyle bakıldığında işte burada bağımlı değişken var ve ardından da tablo 1'e göre başarı puanlarının cinsiyete göre dağılımlarının homojen olduğu görülmüştür. Ve buraya da hem F değerini hem de P değerini yazıyoruz. Yani bakıldığında bunu vermiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi bakıldığında şöyle de, evet, şöyle gösterelim size de. Yani ufak tefek şeyler olabiliyor. Mesela buraya Lewis testi yazabilirsiniz yine tabloda. Tabloların nasıl yapıldığı ile alakalı da APA'ya göre önceki farklı videolarımızda da bahsettik bunlardan. Burada çok detaya girmiyoruz. Şimdi bakıldığında ikinci olarak, evet, geliyorum devamında, başarı puanlarının normal dağılım göstermesi ve cinsiyete göre varyans homojenliğinin olmasından, evet, az önceki dediğimiz gibi anlam şey çıkmıştı. Yani şuraya tekrar geri dönersek, evet, P değeri büyük çıkmıştı. -1 ile +1 arasında çıkmıştı çarpıklıkta. Bu sefer ne dedik? O zaman iki durumu da sağlıyor. Parametrik test kullanılır diye söyleyebiliriz. Evet. Buradan şimdi bağlıyoruz bu ikisinden. Başarı puanlarının normal dağılım göstermesi, cinsiyete göre varyans homojenliğinin olmasından parametrik test uygulanmıştır. Cinsiyet değişkeni iki kategorili olduğundan bağımsız örneklem t testi uygulanmış ve sonuçları tablo 2'de gösterilmiştir. Bitti. Şimdi bakıldığında tablo 2'yi de şey yaptık, söyledik. Şimdi burada tablo 2'de dikkat etmemiz gereken, burada evet dediğimiz gibi grup var, M var, ortalama var, T var, P var ve etki büyüklüğü var. Ve ardından da tablo 2'ye göre başarı puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Sebebi de şu, bakıldığında bakın P değeri 0,05'ten büyüktür. O yüzden anlamlı değildir. Zaten bakın birinin ortalaması erkeklerin 20,1, diğerinin ortalaması da 20,4. Yani çok yakın. Evet, size tavsiyem öncelikle şu. Yani şu videoları izlemeden önce SPSS ile ilgili videoları da izleyebilirsiniz ki hani mantık olarak biraz daha geniş öğrenin hani şeyi. Şimdi bakıldığında peki ben bu tabloları Jamovi'de nasıl yapıyorum? Hemen şöyle yapıyoruz tabloları hemen bahsettiğimizde. Birinci olarak ondan da hemen şey yapalım. Şimdi bağımsız örneklem t testi. Şuraya geliyorum tabloya. Hatta ona geçmeden önce bakın biz eğer ki bağımsız örneklem t testi değil de Mann-Whitney U kullansaydık hiçbir şey değişmeyecekti. Sadece burada Mann-Whitney U testi yazacaktınız. Mann-Whitney U testi için belki de tabloya gerek yoktu. Direkt sonucunu da şuraya koyacaktınız. Yani işte anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur diye buraya tam T ve P yerine neyi yazacaktınız? Jamovi'deki şunu yazacaktınız. T yerine Mann-Whitney U'nun değerini, P yerine de şuradaki P'yi yazacaktınız. Böylece o tabloyu da kullanmadan bu şekilde bitirmiş olacaktınız. Evet, bunu da söylemiş olalım. Şimdi geliyorum ben Jamovi'de tabloları nasıl yapıyorum? Hemen hızlı bir şekilde onu da göstermiş olalım. Mesela Mann-Whitney U değil de bağımsız örneklem T testi kullanıyorum. Şurayı kaldıralım. Yani şurayı bir daha şöyle şurayı tıklayarak şurayı kaldıralım. Kaldırdığımda şurası kaldı. Evet, bana şurası lazım. Kopyala diyorum. Kopyaladım. Boş bir Word açtım ve buraya yapıştırdım. Bakın direkt Ctrl V ile yapıştırdım. Yine ne lazım bana? Yine şurada belki evet başka bir şey lazım mı? Mesela ortalamalar lazım. Grup ortalamaları lazım. Descriptive'e geliyorum. Descriptive de şurada. Bakın grup ortalamaları. Onu da buradan alıyorum. Şuraya tıkladık. Descriptive'e hemen burada. Evet, şuraya tıkladık. Geldiğimde bunu alıyorum. Kopyala diyorum. Kopyaladıktan sonra onu da şöyle aldım. Şimdi benim
Bunu yaparken şöyle nasıl yapıyorum? Evet, burada B değeri, P değeri, DF değeri var. Şimdi öncelikle APA'ya göre bunlar nasıl oluşmuş? Şöyle baktığımızda neler var? Kategori var. Bağımlı değişken var. N var. Ortalama. Standart sapma. Serbestlik derecesi. T, P. Anlamlı durumda da Cohen D var. Şimdi o zaman başlıyoruz. Şöyle geliyorum. Evet, birincisi ekle, tablo yapıyorum. Yeniden yaparsak hani bunları oradan alıp çok rahat bir şekilde şöyle şöyle şunu yapalım. Üçlü yapalım hatta. Grubu alıyorum. Şuradan grubu çektim. Bakın şöyle aldım. Grubun şu var. Kopyalıyorum altına. Neyi aldım? Ortalamaları için, minleri için kopyaladım. Şunu aldım. Yine standart sapma. Şunları aldım. Yukarıya geldim. Serbestlik derecesi. Şimdi sıraya baktığınızda serbestlik derecesi T ve P var. Serbestlik derecesini buradan aldım. Şöyle. P'yi buradan aldım. Devam ettiğimizde de P'yi, evet pardon, T'yi aldım. Şimdi P'yi alıyorum. P'yi buradan aldım. Onu şuradan aldım. Effect size'ı da şuradan aldım. Cohen D'yi de şuradan aldım. Eğer almak istiyorsanız kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Artık bitti. Yani şurayı silelim. Fazladan almıştık. Sütun sil. Şuraya da şey yazalım. Bağımlı neydi? Başarı algı. Başarı algı. Oraya da şöyle yazalım. Evet. Şimdi artık bunlar tamam. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar şurayı komple, ben şu kısma geliyorum. Komple kenarlık yok diyorum. Daha sonra şuraya alıyorum şöyle. Tek şey çizgiyle. Şunu aldım. Yine en altına şunu aldım. Bir de şunların üstüne de bunu aldıktan sonra şu şekilde. Böylelikle istiyorsanız sona kadar götürelim şöyle. Ne yaptık? İstediğim formata getirmiş oldum. Artık üzerinde değiştirebilirsiniz. Böylelikle işin güzel tarafı, tamamıyla APA'ya göre de tablo oluşturmuş olduk arkadaşlar.